Gerçek para ile borsa kariyerinize asla başlamamalısınız. İlk başta bilgi hesabınızı doldurun. Daha sonra tecrübe hesabınızı, daha sonra banka yani broker işlem yaptığınız yerdeki hesapla işlem yapın. Ama hiçbir zaman gerçek hesapla, gerçek parayla borsaya başlamayın. Bilgi ve tecrübe hesaplarını simülasyonlar yardımıyla destekleyebilirsiniz. Böylece tecrübeniz, kullandığınız bilgiyi, kullanacağınız bilgiyi tecrübe olarak kendinize kazandırmanıza yardımcı olacaktır bu. Gerçek piyasa verileri size simülasyon hesapları sunan aracı kurumlardan birine kaydolun mesela. Amerika'da Webull var, Interactive Brokers ya da diğer Forex ile ilgili brokerlar var. Sadece deneme hesaplarını kullanacaksınız burada. Gerçek verileri sunan. Bunun gibi son zamanlarda bir sürü bulabilirsiniz arkadaşlar internetten bir arama yaptığınızda. Bazı aracı kurumlar size gecikmeli piyasa verilerine erişim sağlar. Ancak onları kullanmayın. Gerçek zamanlı kararlar vermeniz, gerçek zamanlı verileri görmeniz daha yararlı olur sizin için. Simülasyon veri yazılımlarının çoğu ücretlidir. Ücretli olmayanlar da çıktı. Araştırabilirsiniz internetten hangisi size uyuyor. Fakat ücretli olanlara da üye olabilirsiniz. Çünkü bu borsada işlem yaparsanız belli bir masrafı oluyor onun arkadaşlar. Bu da onlardan biri. Öğrenmeniz için yatırımdır bu. Yurt dışında mesela farklı brokerlar olabilir. Webull gibi Interactive Brokers ya da diğer brokerlar, küçük brokerlar sadece verilerini kullanmak için, deneme hesaplarını kullanmak için onlara kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Burada amaç tabii sistemi öğrenmek, sistemi uygulamak. Bu yabancı marketlerde, Amerikan marketlerinde de olabilir. Türkiye borsalarında da olabilir. Tabii Amerikan marketlerinde bedava verileri bulma olasılığı daha yüksek olabilir. Tabii araştırmak lazım arkadaşlar. Bir simülasyon hesabınız olduğunda stratejinizi geliştirmeniz gerekecek. Yani nasıl uygulayabiliyorum bunu, nasıl yapabiliyorum? Bir stratejiye odaklanıp o stratejideki bilginizi geliştirebilirsiniz. Örneğin benim teknik analiz kursuma bakıp orada öğrettiğim stratejilerden birini her gün uygulayabilirsiniz. Bir stratejiyi kullanıp orada o strateji üstüne uzmanlaşmaya çalışabilirsiniz. Gerçek hayatta borsada işlem yapacağınız miktarlarda bir miktar seçerek simülasyonda pratik yapın. Örneğin gerçek hayatta 100.000 TL ile bir işlem yapacaksanız simülasyonda 2 milyon, 10 milyon gibi bir değerler kullanmanın anlamı yok arkadaşlar. Çünkü o zaman simülasyon kullanmanın bir anlamı yok. Gerçek hayatta 2 milyonla bir işlem yapmayacaksınız. Sadece simülasyonda 2 milyon ayarlıysa işlemleriniz zaten büyük olur. Neyi alıp neyi alamayacağınızı, hangi hisseyi ne kadar alıp alamayacağınızı bu tür şeyleri uygulayamazsınız. Onun için simülasyon açtığınızda kullandığınız para miktarının gerçek hesapta kullanacağınız para miktarıyla aynı olması gerektiğini bilin arkadaşlar. Örneğin simülasyon hesabında 2 milyon diyor. 500 bin kaybettiniz diyelim. Gerçek hesabınızda 100 bin kullanabiliyorsunuz. 500 bin kaybetme imkanınız yok arkadaşlar. 100 binden daha fazla bir kaldıraç vesaire kullanmıyorsanız. Yani gerçekçi olsun. Simülasyon hesabında kullandığınız veriler, hesap miktarı, gerçek hesapta kullanacağınız veriler ve hesap miktarıyla aynı olsun. Neyi tolere edip neyi edemeyeceğinizi daha iyi görürsünüz böylece. Örneğin gerçek hayata kaybedemeyeceğiniz bir miktar 500 bin örneğin simülasyonunda kaybettiniz. Bir önemi yoktur. Fakat gerçekçi veriler kullanmanın
önemi şöyledir arkadaşlar. Gerçekçi veriler kullanırsanız onun psikolojisine de alışabilirsiniz. Örneğin 100 bin lira 100 bin lira yatıracağım. Normal hesabım 100 bin lira. Simülasyonla da 100 bin lira kullanıyorum ki psikoloji mesela 100 bin lirada 1000 lira kaybedersem nasıl değişiyor? Onu daha iyi yaşayabilirsiniz gerçekçi veriler ve hesap miktarı kullandığınızda. Aksi takdirde tabii simülasyon hesabında bir işlem yapmanın bir anlamı yoktur. Yani ne kadar simülasyon kullanılması gerektiği farklılık göstermekte. Bazıları diyor, hiç ben simülasyon kullanmayı düşünmüyorum, istemiyorum. Bazıları işte 3 ay diyor, bazıları bir ay kullanın hemen geçin diyor. Yani hem platformu öğrenmek açısından simülasyon kullanmak iyi, hem de yeni giriyorsanız, yeni öğreniyorsanız sistemi öğrenmek açısından iyi. Örneğin benim öğrettiğim sistemleri ben uygularken eğer bir platform değiştiriyorsam gene simülasyonda ilk başta platformdaki özellikleri deniyorum. Sonra gerçek hesapta bunları deniyorum. Yani ne kadar kullanacağınız simülasyonu farklılıklar göstermekle beraber simülasyonda yaptığınız, uyguladığınız her şeyin gerçekçi olmasına da özen gösterin. Örneğin orada yaptığınız bir işlemi nasıl gerçek hayatta dokümente etmeniz, yazmanız, alım-satım noktalarını yazmanız, istatistik tutmanız nasıl gerçek hayatta gerekiyorsa simülasyonda da aynı şeyleri yapmanız gerekmekte. Belli bir düzene girdikten sonra küçük pozisyonlarla gerçek işlemler yapmaya başlayabilirsiniz. Genellikle yeni borsaya başlayanlar sürecin adımlarını atlamaya çalışırlar. Böylelikle büyük paralar kaybederler arkadaşlar. Sonra borsa kariyerlerini sonsuza kadar bırakır, borsadan para kazanmanın imkansız olduğunu düşünürler. Hiçbir basamağa atlayamayız. Bu basamakların belli bir amacı vardır. Öğrenmek için her şeyi belli aşamalardan geçeriz. Örneğin bir doktor olmak için sınavlara gireriz, bir mühendis olmak için sınavlara gireriz. Bunların nasıl bir aşaması varsa borsanın da bir aşaması vardır arkadaşlar. Belli bir öğrenme süreci vardır. Belli bir öğrenmek için kullanılması gereken yöntemler, stratejiler, bunlar vardır. Bunların hiçbirini atlayıp hemen para kazanayım, yarın milyoner olayım vesaire gibi bir düşünceye girmeyin. Unutmayın, bir bebek ilk adım attığında küçük adımlarla başlar, daha sonra yürümeyi, koşmayı öğrenir. Bu süreçte durmadan düşüp kalkar. Yani yeni bir şey öğrenirken arkadaşlar bu hep olacaktır. Bir konu üstünde uzmanlaştıktan sonra, bir strateji üstünde uzmanlaştıktan sonra diğer stratejiye geçin. Simülasyon üstünde uzmanlaştıktan sonra başka konulara bakın. Bazen görüyorum bir kişiyi ilk günden itibaren böyle para kazanacağı işte bu strateji kullandım çok iyi para kazanıyor. Bu eğitimi alın, bu kursu alın ya da bu indikatörü alın. Hiç şaşmadı falan gibi eğitimler oluyor arkadaşlar. Bunu gördüğümde tabii çok komik geliyor bana. Bunlara kim inanır diye düşünüyorum. Sürekli olarak kâr eden, düzenli kâr eden borsacılar sürecin temellerini incelemiş ve düşünceleri süreçle çelişmeyen, psikolojileri süreçle çekişmeyen kişilerdir. Ve akıllı işlem, doğru işlem yapmaya odaklanırlar. Onlar da önemli olan arkadaşlar, odak noktası, kendi odak noktaları, işlemlerin süreci ve mantığıdır. Yani para kazanmak üzerine değildir. Amatörler, yeni başlayanlar ise her gün para kazanmak için uğraşır, bunu düşünürler. Çabuk şekilde nasıl para kazanayım diye düşünürler ve buna odaklanırlar. Bu düşünce en büyük düşmanları olabilir arkadaşlar yeni başlayan kişilerin. Bir borsacı olarak sisteminize uygun şekilde
bilinçli bir şekilde para kazanmaya çalışın. Odak noktanız doğru işlemleri yapmak olsun, para kazanmak olmasın arkadaşlar. Zaten ilk yaptığınız işlemlerde para kazanacağınız mantıklı bir düşüncesi mantıklı bir düşünce değildir arkadaşlar. Hangi insan hiç eğitim almadan bir ameliyata girip o ameliyattan düzgün çıkması mümkündür. Yani doktor görevi alıp herhangi birinin bir ameliyata girip birini tedavi etmesi mümkün değildir arkadaşlar. Aynı şekilde herhangi birinin bir inşaat mühendisi gibi çalışması, hiçbir bilgisi olmadan, hiçbir sürece girmeden bir inşaat mühendisi gibi çalışması mümkün değildir. Önemli olan sisteminizi, sürecinizi doğru uyguluyor musunuz? Eğer bunu yapıyorsanız zaten para kazanırsınız. Bu sonuçtur yani. Amaç işlemleri düzgün planınıza uygun şekilde yapmaktır. İlk amacınız zaten borsada becerilerinizi geliştirmek, sisteminizi birebir uygulamak olmalıdır arkadaşlar. Para kazanmak olmamalıdır. Yani amacı para kazanmak olan bir doktora mesela kim güvenli bir gözle bakabilir? Tabii herkes para kazanmak için çalışıyor ama ilk amacınız para kazanmaksa, işinizi iyi yapmak değilse bu kötü niyetli olur arkadaşlar. Aynı şey borsada da geçerlidir. Her bir işlemden sonra bir sonraki gün daha iyi nasıl olurum diye düşünmeniz lazım. Bunu da simülatörler yoluyla yapabilirsiniz ve not tutup bir sonraki gün ne hatalar yaptım, onları bir daha yapmayayım diye değerlendirerek işlemlerinizi bu şekilde, kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz.